Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir airdrop olarak gördüğümüz 458 milyon dolar yatırım almış ZK Sinch airdrop'u hakkında ne işlemler yapabiliriz? Multi hesap nasıl kısabiliriz? Onlarla ilgili biraz video çekeceğim. Bu videoyu arkadaşlar yaptıklarımı ve dediklerimi harfiyen dinlersiniz. Siz de çok güzel bir şekilde temiz multi kasabilir ve airdrop'tan yüksek miktarda kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikli olarak şöyle söyleyebilirim. ZK Sinch için isterseniz ne kadar yatırım aldığına bakalım. Buraya ZK Sinch yazalım. Ve projenin sevgili arkadaşlar 200, 400, 450, 456 ve 458 milyon dolar bir yatırım aldığını görebiliyoruz. Bu tarz yatırım almış tokenlere bakmak istiyorsanız kripto fundraising.info'dan bakabilirsiniz. Bakın kripto fundraising. Buradan projeler mesela bazıları testnet'te olabilir, mainnet'te olabilir, airdrop yapabilir. Bunlar böyle büyüklüğüne göre bakabiliyorsunuz. Bu kısım ZK Sinch ekosistem. Yani biz ekosistemdeki defileri kullanacağız mesela. NFT mintleyebilirsiniz. Hani bu tarz şeyler. Bridge köprülerini kullanacağız. Köprülerinden para transfer edeceğiz. Daha çok en fazla kullandığım kendi ana köprüsü ve Orbiter köprüsünü kullanıyorum. Diğerlerini daha çok fazla denemedim. Hani bunları yaparak sevgili arkadaşlar bizler de airdrop almak için bir hak kazanmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Öncelikle multi hesap nasıl açılıyor? Yani çok farklı yerlerde mi MetaMask açacaksınız? Hayır arkadaşlar, ben size göstereyim mesela. Bakın. Benim bu benim ana cüzdanım account 1. Bu da account 2. Açtığım ilk multi cüzdan, gördüğünüz gibi burada bir Ethereum var. Burada ise çok düşük bıraktım çünkü hacimle tamamladım ve artık TX kasacağım. Hatırlatma TX'leri kasacağım. Burada ise account 2 şişirmeye devam ediyorum. Siz de arkadaşlar öncelikli olarak nasıl para gönderebiliriz MetaMask'a, onu göreceğiz. MetaMask'tan Bridge'i kullanarak nasıl para atabiliriz, onu göreceğiz. Ondan sonra birkaç işlem yapacağız. Ve işlemlerden sonra geri çektiğimiz zaman isterseniz mesela şunu diyebilirsiniz. Tek bir yere arkadaşlar parayı çekmeyin. Mesela 10 tane cüzdan açtınız ama bütün parayı da tutuyorsunuz. Tek bir borsaya çekiyorsunuz. Mesela sallıyorum Binance'a çekiyorsunuz. Bunu yaparsanız çok büyük ihtimal airdrop'ta hak kazanamazsınız, banlanırsınız. Ben nasıl yapıyorum? Hemen onu da videoyu geçmeden önce Paint'ten göstereyim. Benim ana cüzdanım Maxçi'ye bağlı arkadaşlar. Maxçi'den ana cüzdana geliyorum. Ana cüzdanda işimi bitirirsem tekrar Maxçi'ye atıyorum. Multi hesabım, ilk multi hesabım Binance'e bağlı. Maxçi'deki parayı Binance'a atıyorum. Binance'ten multi'ye gönderiyorum. Multi'de işim biterse tekrar arkadaşlar Binance'a atıyorum. İkinci multi 2 açarsanız mesela multi 2 direkt Binance'tan göndermeyeceksiniz. Sallıyorum. Önce Binance'tan tutacaksınız. Bitget diyelim mesela. Göndereceksiniz. Sonra buradan Multi 2'ye göndereceksiniz. Hani bu işin mantığı, makarası bu. Ve her gönderdiğinizde de IP değiştirirseniz iyi olur arkadaşlar. Bunun için de Proton'u ben size göstermek istiyorum. Proton VPN. Buna tıklayarak arkadaşlar 3 tane bedava Birleşik Devletler, Hollanda ve Japonya'da arkadaşlar bağlanabiliyorsunuz. Ana cüzdanınızı da kendi zaten IP'nizi yaparsanız 4 tane en az IP'niz olmuş olur. IP hassasiyeti için arkadaşlar için söylüyorum. Eğer daha fazla IP almak isterseniz bunu ücretli bir şekilde alarak arkadaşlar burada 60-70 tane yakın IP adresi var. Onların hepsini kullanabilirsiniz. İkinci olarak sevgili arkadaşlar dersiniz ki ya benim borsada 2-3 tane borsada hesabım var. Peki ben nasıl tek bir borsaya göndermeden işlem yapacağım diye sorarsanız. Bunun için sevgili arkadaşlar Bitget multiciler için güzel bir şey yapmış. Bakın mesela yatırım adresini 1. Yatırım adresi ben buraya açmıştım 2. İsterseniz bir tane de buradan açalım. Bakın yatırma adresi yeni adres 3. Gördüğünüz gibi. Hani burada arkadaşlar isterseniz 20-30 tane böyle açabiliyorsunuz. Buradan da Bitget'ten arkadaşlar kripto yatır bölümünden Ethereum'a geliyorsunuz. Yatırım adresinin yanında şuradan adresleri yönetim var. Adresi yönettiğiniz zaman sevgili arkadaşlar burada isim de verebiliyorsunuz düzenle. Mesela yatırma 1, yatırma 2. Ben mesela yatırma 3 diye de yazabiliriz. Şu an bir şey yazmadık daha yeni açtığımız için. Buradan geri gelelim. Peki nasıl tekrar açtığımızı gösterelim. Buradan şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu ikisine tıklamıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz.
Ve buradan yeni adres diyorsunuz ve böylece sevgili arkadaşlar istediğiniz kadar adres açıp istediğiniz kadar multi hesap kasabiliyorsunuz. Eğer ki Bitget hesabınız yoksa aynı şekilde Maxchi ve Binance'de hiçbir borsa hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında tüm borsalar arkadaşlar komisyon referans linkleri olacak. Oradan kayıt alabilirsiniz. Ben şimdi ana hesabıma en azından köprüyü ikinci kez kullanayım diye ana hesabımda arkadaşlar şuradan 60 dolarlık bir Ethereum alacağım. Yavaş yavaş işlemleri yapmaya sizlerle başlayalım isterseniz. Şöyle Ethereum'a gelelim. Al sat diyelim sevgili dostlar. Piyasadan ben 60 dolarlık bir Ethereum almak istiyorum. Piyasa fiyatından. Hemen piyasa fiyatından 60 değil de 58 aldı galiba. 58 dolarlık bir Ethereum aldık. Çok önemli değil ne kadar oldu. Bakın 57 dolarlık bir Ethereum almışız. Tamam. Şimdi ben kendi ana cüzdanımda IP açmadım. Yani kendi IP'mi kullandığım için tekrardan ana cüzdan üzerine göstereceğim. Oraya göndereceğim için arkadaşlar tekrar bir IP açmıyorum. Ama mesela ben Account 2 açarken şurada göstereyim ben size Account 2 hesabını. Ben buradaki hesabı sevgili dostlar Proton VPN'den Hollanda'ya bağlamıştım. Tekrar ona geçtiğim zaman Hollanda'ya gireceğim. Şimdi sevgili dostlar ilk olarak bizim yapmamız gereken Ethereum'a döndürdük. Biz buradan parayı çekeceğiz. Onun için sevgili arkadaşlar çekim yapmamız lazım. Buradan çekeceğiz, MetaMask getireceğiz. Buradan çekime tıkladığımız zaman peki ben parayı nereye atacağım? Ben parayı arkadaşlar Ethereum mainnet adresine atacağım. Çünkü ZK'nın kendi köprüsünü gösterelim hemen. ZK'nın bridge'ini arkadaşlar MetaMask'a bağladığınız zaman şöyle birinci hesaba bağlayalım. Bakın gördüğünüz gibi buradan Ethereum mainnet'ten ZK Era mainnet var. Burada değiştiremiyorsunuz. Sadece Ethereum'dan ZK'ya atış var burada gördüğünüz gibi. O yüzden ben Ethereum mainnet atacağım ki Ethereum mainnet'ten ZK Era'yı da çekebileyim. Ha, yolu uzatabilirim. İstersem Arbitrum'a atabilirim. Orbiter'dan Ethereum'a geçirebilirim. Ethereum'dan da buraya ama hem daha fazla yolu uzatmamak için arkadaşlar hem de daha fazla komisyon ödememek için direkt Ethereum mainnet'e atıyorum. Ama Orbiter'dan da atınız arkadaşlar hem TX kasmış olursunuz hem de hacim de sayılıyor. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi isterseniz cüzdana gelelim. Bu benim ana cüzdanım değil mi? Ana cüzdan evet. Burada ben Ethereum mainnet'e çevireceğim arkadaşlar. Ethereum ana. Buradaki adresi alıyorum sevgili arkadaşlar. Maxchi'ye geliyorum. Buradaki adrese tıklıyorum. Ve A olarak da ERC20'yi seçiyorum. Bakın buraya çok dikkat edin bunlara. Eğer ki sevgili dostlar atacağınız yeri seçmezseniz paranız farklı yere gider. Mesela ben şimdi Ethereum atacağı açıp Ethereum 20'yi seçiyorum. Ama Arbitrum'u alsaydım Arbitrum'u seçerdim. Cüzdan da hemen şöyle göstereyim. Cüzdanın şu bölümüne gelirdi. Bakın. Arbitrum 1'a gelirdi. Şu bölümüne. Ama burada ana ağında Ethereum mainnet olduğu için sadece ve de ben Arbitrum'u atıp oradan Orbiter'da Ethereum'a önce geçip Ethereum'dan da ZK'ya geçmek istemediğim için yani uzatmak istemediğim için direkt Ethereum mainnet'e sallıyorum parayı. Şimdi tekrardan Ethereum mainnet'e gelelim ve buradaki çekim işlemini yapalım. Tümünü seç diyelim. O otomatik zaten kesecek sevgili arkadaşlar. Gönder diyelim. Gönder derken bizden doğrulama kodu isteyecek. Hemen e-posta doğrulaması ve authenticator kodunu alalım. Kodları yazdım sevgili dostlar. Şimdi benim MetaMask'ımdan pardon Maxchi borsasından MetaMask'ıma paranın geçmesini bekliyorum. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi buraya Ethereum ana benim Maxi'den gönderdiğim paralarım geçmiş gördüğünüz gibi. Yani MetaMask'a parayı bu şekilde atıyoruz. Peki buradan sonra ne yapacağız? ZK Era'nın ana ağı olan arkadaşlar. Ben burada zaten bridge.zkzh.io videonun altına bu linkleri koyacağım. Buradan biz Ethereum Ethereum mainnet'teki arkadaşlar Ethereum'larımızı ZKEthereum'a geçireceğiz. Şimdi buradan gelelim. Ethereum şimdi buradan arkadaşlar ne yapacağız? Ethereum mainnet'teki Ethereum'larımızı ZKEthereum
Eren Bey'i nete geçireceğiz. Max fee olarak 8 dolar 12 sent ödeyeceğiz. Geceleri daha ucuz oluyor arkadaşlar. Gündüz yaparsanız öğle saatlerinde 1-2 gibi bu köprüler 15-20-25 dolara kadar çıkabiliyor. Yani bundan daha ucuzu yok. Mecbur de bu köprüyü kullanmak zorundayız. Eğer arkadaşlar sizler bakalım 0311 0311 okey. Eğer sizler bu köprüyü kullanmazsanız büyük ihtimal airdrop'tan pay alamazsınız. Maksimum dedikten sonra arkadaşlar onlar kestikten sonra ücretini buraya yazıyor. Deposit diyoruz. Gelişmiş düzende. Bunları ben tıklamayacağım arkadaşlar. Ama agresif seçeceğim. Visitor pahalı olacak. Ama biraz 4.30 pahalı oldu. Neyse. Direkt şeyden seçelim. Piyasanın desek mesela ne oluyor? 4.24. Düşük desek. 4.01. Çok da bir şey değişmedi. Gelişmiş diyelim. Düşük. Gelişmişe tıklayınca. Neyse şey bu. Gelen paramızı arkadaşlar Ethereum Mainnet'ten ZK Sinch Era Mainnet'e geçireceğiz. Bunun için de maksimum dediğimiz zaman sevgili dostlar otomatikman kesilmiş halinde bize veriyor. Error verdi. Tekrardan bir sayfayı yenileyelim isterseniz. Sayfayı yenilediğimizde bakın hatta 6.86'ya düştü. 8'de. Daha iyi oldu bizim için. 26'dan değil de 27'ye geçecek. Deposit diyelim. Buradan onayla diyelim sevgili dostlar ve artık bizler Ether Mainnet'teki paramızı ZK Sinch Eren Mainnet'e geçelim. Buraya onay dedikten sonra geçecek. Yaklaşık 15 dakika var. Videonun buralarını keseceğim. Geçtikten sonra işlemi için devam ederiz. Evet arkadaşlar, köprüden paramız geçti. Şimdi yapılacak işlemleri yapalım. Öncelikle sevgili dostlar DeFi programlarında Muti.io var. Muti.io'yu kullanırız. Biraz swap atarız. Daha sonra yine swap atacağımız başka Simbobis var mesela. Bunu kullanırız. Sint Swap vardı. Sint Swap kullanırız. Aynı zamanda şöyle bir bakalım. Gözümden kaçtı ama bulmaya çalışıyorum. Herhalde de sevgili arkadaşlar biraz borç alıp borç veririz. Hadi isterseniz hızlıca şimdi sevgili dostlar işlemleri yapalım. Mesela Muti.io'ya girelim. Muti.io'ya girdikten sonra hemen cüzdanımızı bağlayalım. Cüzdanı bağladık. Select token sevgili dostlar Ethereum. Hacim kasmak için Wrath Ethereum'da yapabilirsiniz bunları. 0.05 93 dolarlık Wrath Ethereum döndüreceğim. Döndürürken sevgili arkadaşlar burada bir işin numarası var. Zaten çok ucuz ama biz ucuz olanı daha da ucuz hale getireceğiz. 25 burada size 25 yazar sizde. Bunu 15 yapın ve buraya tıklayın. Sürekli burada uğraşmayın. Burası 62 yazıyorsa yarısını alabilirsiniz. Yarısı 31 ama ben bir tık yukarısını yazacağım. 32 yazacağım ve 9 sente düştü. Hemen Ethereum'dan Wrath Ethereum'a dönmeye çalışacağım. Wrath Ethereum'a döndük. Wrath Ethereum'dan da sevgili arkadaşlar fullleyelim. Tekrardan Ethereum'a dönelim. Böyle düzenleyelim tekrar. Buraya 32 yapayım. Hadi ediyorum. 9 sente düştüğünü gördüğünüz gibi. Tamamdır. Wrath Ethereum'dan da döndük. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu birkaç kere yapabilirsiniz. İkinci olarak USDC slippage oranlarına bakalım bir sizlerle. 0.05. 93.74, 93.28. Hani bu fiyat sevgili arkadaşlar siz ne kadar çok para atarsanız o kadar daha çok yukarı gidecektir. Bunu pozitif slippage için şu an buradan yapmayacağım. Şu an buradan yapmayacağım. Şeyden yapalım. Simbobis'te belki şey olabilir. Pozitif slippage olabilir. Simbobis'te bazen pozitif slippage oluyor. Olmasa bile çok daha negatif slippage daha düşük oluyor. Oradan yapmış oluruz. Burayı kapatalım. Cüzdanlara gelelim sevgili arkadaşlar. Buradan 3 noktadan bağlı hisseler diyorsunuz. Muti'yi kapatıyoruz. Muti'yle işimiz bitti. Sevgili dostlar, Muti'yi şuradan kapattıktan sonra hızlıca gelelim. Mesela Simbobis'te işlem yapalım.
Civobiz Finance, GoldSwap, bunların hepsi arkadaşlar ERA için sayılıyor. Çünkü zaten ERA ekosisteminde bunlar var ve biz oradan görerek alıyoruz. TransferDo, ZK ERA'dan USDC'ye tıklayalım bakalım. 0,05 93,97 0,05 Ethereum. Çevirelim sevgili dostlar. $0,70 alalım, şöyle düzeltelim. 24, bunu 12 yapalım. 36 cent tamamdır. Kabul etti. Hemen döndürelim. Ters işlem açalım. 93,78. Ama isterseniz bunun pool bölümüne bakmak istiyorum. Ethereum USDC var mıydı? Likit de eklemek istiyorum daha doğrusu. My Likit'te şu an Likit'tem yok. Likit'te de USDC Ethereum'a bakalım. USDC Manaj. USDC Ethereum. Bakalım balans USDC şu an 0. Tabii nasıl 0? Şu an 0 olmaması gerekiyor. Swap'ta çünkü USDC vardı. Tekrardan şunu şöyle yapalım. ZK USDC tıklayalım. 93 var. Evet. Ama bunun biraz pool'u karışık. Başka yerden de pool ekleyebiliriz. Yani maksat arkadaşlar kullanabildiğimiz kadar akıl sözleşmenin ve özelliklerini kullanmak istiyorum. Bunları ne kadar çok kullanırsanız sizin için o kadar daha iyi. Öncelikle cüzdanın kilidini açalım. Bunu maksimum diyoruz arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Düzenle buradaki düzenleye dokunmuyoruz. Kilit açma düzenlemesine dokunmuyoruz. Swap attığımız zaman şu an kilidini açtık. Swap'ı atalım. Ondan sonra yapacağımızı yaparız. Swap da açıldı. Şimdi burada tekrardan ayarları düzenleyebiliriz. Şuradan gelişmiş düzenleye tıklıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gaz çok yüksek çıkıyor şu an. 38 değil de ben bunu 18 yapmak istiyorum. Hatta 18 değil direkt 10 yapalım. Bayağı bir düşürmeye çalışalım. 30 sente düştü. Bakalım onaylayacak mı? Çünkü çok fazla düşürdüm. Onaylamayabilir. Hani en kötü evet. Fail verdi arkadaşlar. Tamamlamadı swap işlemini. Maximum diyelim tekrardan. Sıva basalım. Bu sefer o kadar çok yapmayacağım düşük. Şu an 66'da. Bakalım. 23. Bunu sevgili arkadaşlar biz yani 15 yapalım. 43. Tamam 43 olsun. Çok da fazla düşmek istemiyorum. Bu sefer sürekli fail veriyor. Oldu arkadaşlar. Confirmed Transmission dedi. Kabul edildi. Bu sadece kalmadı ve Ethereum'a döndük gördüğünüz gibi. Burada da pek bir işimiz kalmadı. Buradan çıkıyoruz. Sin swap da yapabiliriz mesela sevgili arkadaşlar. Sin swap. Buraya gelelim. Cüzdanı bağlayalım. Ya buradan pool'lara gelelim sevgili arkadaşlar. Mesela hangi pool'lar varmış? Oraya bakalım. Nedense bir yavaşladı. Tekrardan bir refresh yapayım. Mesela arkadaşlar USDC Ethereum var. Gördüğünüz gibi. Mesela biz USDC Ethereum'da sevgili arkadaşlar bir pool ekleyebiliriz. Bunun için de trade bölümüne geleceğim. Çok ufak bir miktar çevireceğim Ethereum'u. 0,01 desek ne kadar olur? 1,87 dolar mı? Tamam. 1,87 USDC swap atıyorum şimdi. 74 cent gördüğünüz gibi komisyon var. Komisyonu düşürmeye çalışalım. Önerilen gaz ücreti 15'i buraya 0,5 yapalım. 27'ye düştük. Bakalım onaylayacak mı? Tamamdır arkadaşlar. Swap attı. Şimdi sevgili arkadaşlar trade'imizi attık. Attıktan sonra isterseniz buraya bir pool ekleyelim. Şuradan pool bölümünden pool istiyorsunuz. USDC Ethereum gördüğünüz gibi bunu tıklayıp enter diyor sevgili arkadaşlar.
Buradan depozit diyoruz. Benim zaten my position'ımda evet pozisyonum varmış ama olsun. Bir de sizinle beraber yapalım. Depozit diyoruz. Buradan uzun edeceği maksimum arkadaşlar ne kadar Ethereum alırsa bunu otomatik hesaplamasını istiyorum. USDC'nin kilitini kaldırıyorum. Kilitini kaldırdık. Depozit şimdi ekleyebiliriz. Önerilen gaz ayarlarında şuradan 0,7 yapalım. 36 sent daha mantıklı. Tamamdır. Depozit ekledi arkadaşlar. 1,80'de USDC'yi Ethereum'a çevirerek bizler tekrar bulduk dedik. Gördüğünüz gibi 2 küsürdü. 4 küsüre çıktı USDC Ether. Şimdi sevgili arkadaşlar burada daha sonra isterseniz buradan withdraw diyerek mesela withdraw'da kullanalım. Tamam. %25'ini geri çekelim. Buradan gelelim USDC 1,12 olacak. Permit LP token tıklıyoruz arkadaşlar. İmzamızı veriyoruz. BitTorrent Liquid diyoruz. %25'in geri. Maksat burayı da kullanmış oluyoruz. Üzerinde gaz ayarı 24. Bunu biz 0,8 yapalım. 42 cent. Gördüğünüz gibi işlem zaten gece yapıyorum arkadaşlar. Gece daha ucuz olduğu için. Sin Swap'ta da işimiz bitti. Buradan gelelim. Bunlar trade etmek için de. Bir de Erlang'dan borç alıp borç ödeyelim. Launch up diyorum Erlang'de. Cüzdanı bağlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cüzdanı bağladık. Şimdi burada Ethereum arkadaşlar biraz para ekleyelim. Burada sizde şöyledir. Yani kapalıdır. Açık olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Açarken bile yine Bitstamp bizden para istiyor. Sürekli bir para istiyor. Hadi bu parayı da ödeyelim. Sizi görmeniz için yaptım. 16 sen çok büyük para değil. Okey. Ha, önce kapatırken de. Şimdi açarken tekrar. Vay vay vay. Bekliyor para. İyi bakalım gitsin bakalım paralar. Açtım arkadaşlar. Şimdi buradan yapmamız gereken mesela 0 nokta çift 0,2 diyelim. 3,75. Hadi çift 0,3 diyelim. 5,63 dolarlık Ethereum buraya ekliyoruz. Düzenle varsayılan 0,3 yapalım burayı. Fi'yi daha az ödeyelim. Onayla diyorum sevgili arkadaşlar. Fail verdi. Eklemedi. Çok düşük yaptık çünkü. Tekrardan saplı diyelim. .03 olmadı ama 0,5'i illa kabul edecektir diye düşünüyorum. Kabul etti. Paramızı ekledik arkadaşlar. Şimdi borrow diyerek borç alacağız. Borrow limitim 4,08 ama ben o kadar da gerek yok. 1,80'de borç almak istiyorum. Maksat arkadaşlar bunları da kullanmış oluyoruz. Borrow'dan düzenleyelim şu fiyatları da. 0,6 diyelim. Hemen şu an borç aldım. Borcumuzu aldık arkadaşlar. Bu borcu Repay'dan borcu ödemek istiyorum. Repay'a geliyorum. Borcumun hepsini ödemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Düzenleyelim. Borcumu da ödemiş oldum. En sonunda da sevgili arkadaşlar, Bitrov'dan geri çekmek istiyorum. Max diyorum. 5,63 eklemiştik. Bu paramı ben tekrar çekmek istiyorum. Max diyelim. Tekrar Bitrov'a düzenle. Onu 0,5 yapalım. Onaylayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sadece swap atmadık. Aynı zamanda sin swap'ta pool da ekledik. Ve geldik Erlang'dan de borç aldık. Para ekledik. Borcumuzu geri ödedik ve withdraw çektik. Bu tarz türlü türlü işleri yapmış olduk sevgili dostlar.
Evet, buradan da çıkabiliriz. Burada gördüğünüz gibi diğerlerinde Live Era'ları falan kullanabilirsiniz DeFi programlarını. EasySwap Pro var. İşte efendime söyleyeyim OpenOcean var. Goal 3 var. Buradan bu tarz işlemleri sizler de yapabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar çoğu işlemimiz bitti. Buradan da ZK Era dashboardundan bizim ne kadar hacmimiz var, ne kadar transaction'ımız var. Oradan görebiliyorsunuz. Ben burada aldım şimdi, kopyaladım. Geldim sevgili dostlar şuradan. Get data diyorum. Datamı görmek istiyorum. Tıkladığım zaman benim arkadaşlar 202 transaction'ım olmuş. 23,58'lik bir hacmim var. Farklı aylarda işlem yapmışım. 4. 5. ve 6. aylarda işlem yapmışım gördüğünüz gibi. Bu tarz şeylerle sizler de bakabilirsiniz. Önemli olan burada arkadaşlar transaction'ın yüksek olması önemli. Hacmin yüksek olması önemli ve farklı aylarda, farklı günlerde, farklı haftalarda işlem yapmanız önemli. Şimdi paramızı sevgili dostlar Bridge kısmından Orbital Finance gelelim. Şu an paramı geçirmeyeceğim çünkü en az arkadaşlar 30-40 dolar falan 50 dolar içeride olması gerekiyor. Ben bunu hatırlatma TX'leri de kasacağım. Hatırlatma TX'leri kasacağım için de şey yapmak istemiyorum. Şu an parayı geçirmek istemiyorum. Ama size nasıl geçireceğini göstereceğim. Siz arkadaşlar şimdi buradan bağladığınız cüzdanınızı içinde bir paranız var. Buradan Ethereum'dan değil. ZK Era'dan. Çünkü bizim paramız arkadaşlar şu an ZK Era'da gördüğünüz gibi. Buradan paranızı alırsanız Arbitrum'a atarsanız arkadaşlar. Max derseniz zaten otomatikman Arbitrum'a geçirecektir. Çok da ufak fiyatlarla. Buraya geçirdikten sonra paranın sevgili dostlar burada ZK Eramen'de değil de artık Arbitrum'da olacak. Buradaki mantık neden bunu geçiriyoruz? İki tane mantığı var arkadaşlar. Bir, hem Arbitrum ağ olarak geri çekerken daha ucuz. İkincisi olarak hem Orbital köprüsünü kullanmış oluyoruz. Ve aynı zamanda bunu yaparak da hacim ve TX'te kasmış oluyorsunuz. Buradan geçirdikten sonra arkadaşlar örnek veriyorum Arbitrum'da paranız var. Benim ufak bir para vardı. Ben size oradan göstereyim. Mesela 1,76. Ben buradan geçirdiğim paralarımı Arbitrum'dan nasıl gönderebilirim? Burada size arkadaşlar daha fazla para atarsanız cüzdanla en az bir 50 dolar 100 dolar bırakın. Çünkü hatırlatma TX'e kasarsanız haftada bir kasarsınız. Bundan dolayı da TX'lerinizi arttırmış olursunuz. Airdrop zamanına kadar. Ben ne yapmıştım sevgili dostlar? Maxçi Borsa. Benim ana hesabım Maxçi Borsa'nda. Ben anca Maxçi'den bunu atarım ana hesaba. Bundan Maxçi'ye çekerim. Ama gidip de bütün multi cüzdanlarından da çekmem. Mesela benim diğer bir multi cüzdanım da bu sevgili arkadaşlar. Göstereyim mesela. Buraya giriyorsunuz. Account 2 diyorsunuz. Account 2 bağlıyorum. Bağlanmadı. Account 2'deyim. ZKR'ye gelelim. Bakın burada bir Ethereum param var gördüğünüz gibi. Etkinliklerden çekmiştim. Bunu ise sevgili dostlar Binance'a aktarmıştım. Yani ben bu Multim'in ilk cüzdanı Binance ilişkili. Ben buradan para çekerken Binance'a çekerim. Binance'dan atarken Multi 2'ye atarım. Bunu zaten söylemiştim. Tekrardan birazdan üzerinden geçeriz. Tekrar şimdi Account 1'e geliyorum. Birinci hesabıma. ZK'dan Arbitrum'a attığımızı varsayıyorum. Arbitrum'a geliyorum sevgili arkadaşlar. Buradan bizim Maxi borsasına ne yapmamız lazım? Ethereum'lara bakmamız lazım. Çünkü ben Arbitrum ağına geçirsem de geçirdiğim şeyler Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da da buraya yatırma diyeceğiz. Artık Betamask'tan çekip buraya yatırıyoruz. Yatırma diyoruz sevgili arkadaşlar. Biz bir yatırma adresi almamız lazım. Çünkü buraya gönder diyeceğiz. Gönder dediğimiz zaman sevgili dostlar biz buradan Ethereum'larımızı Arbitrum ağına almamız için bir adres var. Burada gördüğünüz gibi yatırma diyoruz. Çünkü biz buraya artık Betamask'tan çekip buraya geri yatıracağız. Buraya alıyorsunuz sevgili dostlar. Sizler tekrar açılıp Arbitrum ağında gönder diyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Ve paranızı burada istediğiniz kadarını yazıp sonraki deyip gönderebiliyorsunuz. Olay bu kadar basit. Daha sonra ne yapacaksınız? Para mesela diyelim Maxçi'ye geçti. Maxçi'de arkadaşlar siz gittiniz. Multi cüzdan açtınız. Multi cüzdan da nasıl açılıyor arkadaşlar? Buraya tıkladınız ya. Hesap oluştur bölüm var. Hesap oluşturursan sevgili dostlar. Account 2. Account mesela bakın. Account 3. Mesela açalım. Account 3.
Buyurun. Oluştur. Gördüğünüz gibi account 3'üm oluştu benim. Ne var? Ana cüzdan account 1 benim ana cüzdanım. Account 2 ilk multi cüzdanım. Account 3'te ikinci multi cüzdanım oldu. Peki dediğimiz gibi biz ilk cüzdanı Maxçi'ye bağlamıştık. Kendim öyle yaptım. Siz farklı bir borsa yapabilirsiniz. İkinci ne yapabilirsiniz? Binance, Bitgate. Ne demiştim ben size sevgili dostlar? Bitgate bunun için 50 tane farklı yatırım adresi sunuyor. Bakın 1, 2, 3. İstersem yeni adreslerim 4, 5, 6 atarım. Buradan da yapabilirsiniz. Binance'e de atabilirsiniz. Yani farklı olacak. Son olarak şunu söyleyeyim ben size. Sistemi anlatayım. Bu sizin mesela ilk diyelim borsa Maxçi. İlk borsa ana para. Ana cüzdan pardon. Ana cüzdan. İkincisi Binance diyelim. Üçüncüsü Bitget diyelim. Bakın bu da Multi 1 diyelim. Multi 2 diyelim. Şunu yapamazsınız bakın. Maxçi'den ilk başladığınız çıkış noktası. Ana cüzdanı Ethereum Mainnet'e attınız. Sonra orada köprüyü kullandığınız bridge'i ZKR'e attınız. İşlemlerinizi yaptınız. İşlem yaptıktan sonra ana cüzdandan çıkmak istiyorsunuz. Tekrar arkadaşlar Maxçi'ye atacaksınız. Bakın. Bir. İkincisi Maxçi'den direkt multiye atamazsınız. Bakın Maxçi'den direkt multiye atmayın. Maxçi'den önce Binance'a atın. Daha sonra size Proton göstermiştim. VPN. Proton VPN'i açın. Binance'den multi 1'e atın. Multi 1'de işlemleri yapın. İşlem bittikten zaman tekrar multi 1'den Binance'a atın. Bakın multi 1'den bir Maxçi'ye atmayın. Multi 2'den de Maxçi'ye atmayın. Tek bir yerde toplarsanız bütün parayı arkadaşlar sizler yakalanırsınız. Airdrop'ta alamazsınız. Ban yersiniz. Attınız mı işlemiz bittikten sonra Binance'e? Binance'den de direkt M2'ye atamazsınız. Binance'den Bitgate'e geçtiniz. Bitgate'den attınız M2'ye. İşlemleriniz bitti. M2'den Bitgate devam ediyorsunuz. Yatırım adresi 50 tane arkadaşlar. 50 yatırım adresi. Bunların her birine tek 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 atabilirsiniz. Olmadı. Mesela diyelim ki hani Bitget bir tane açtınız. Onları açmadınız diyelim. Ne yapabilirsiniz? Mesela Huobi. Huobi. Açtınız. Mesela M3. Bu da Multi 3. Ana cüzdan beraber 4. cüzdan oldu. Huobi'den M3 attık. M3'ten de arkadaşlar tutup tekrar Maxçi'ye atmıyoruz. Ya da Binance'e atmıyoruz. Tek bir yerde toplamıyoruz parayı. Tekrar M3'ten de Huobi attık parayı. Sonra Gate.io diye. Sonra BTC Türk diye. Binance TR diye. Böyle alt alta yapabilirsiniz. Benim arkadaşlar anlatacaklarım sizlere bunlardı. Hani Multi'nin incelikleri bunlar. Böyle kasabilirsiniz. Şu döngüyü unutmayın. Bir borsadan ana cüzdan attıysanız ana cüzdan tekrar aynı borsaya çekin. Çektikten sonra direkt multinizi aynı borsadan atmayın. Diğerine geçirin Binance'e multi 1 geri. Sonra Bitgate'e çek multi 2 aynı şekilde. Huobi'ye multi 3 aynı. Hani şunu demek istiyorum. Bakın şimdi çiziyorum. Ana cüzdan buraya gitti. M1 buraya gitti. Bakın Maxçi'ye. M2 buraya gitti. M3 buraya gitti. Her şey böyle buraya giderse arkadaşlar siz tek bir noktada topluyorsunuz. Ve tek bir noktada topladıktan sonra sizler arkadaşlar ban yersiniz. Airdrop alamazsınız. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince multi'de öğretmeye çalıştım. Anlamadığınız bir şey olsa sevgili arkadaşlar lütfen çekinmeden sorun. Yorumlar kısmında. Dediğimiz gibi Bitget, Maxçi, Binance bunların komisyon indirimi referans linkleri olacak. Oradan da eğer Bitget hesabınız, Maxçi hesabınız yoksa oradan da hesapları açıp benim yaptığım gibi sizler de airdrop almak için hızlı bir şekilde arkadaşlar işlemlere başlayabilirsiniz. Gece 4.50 oldu gördüğünüz gibi. Yani gece çekiyorum videoyu. Umarım sizler de arkadaşlar hoşunuza gittiyse like atarsınız. Kanala abone olursunuz. Yorum da yapmayı unutmayınız. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.